Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gene bir demet hadisini size arz edeceğim. Allah kandilimizi, kandilinizi mübarek eylesin inşallah. Bütün İslam alemine izzet, şeref, ihsan eylesin inşallah. Efendimiz şöyle buyuruyor. Selasetün la yaruddullahu duahın. Üç kişi vardır ki onların duasını Allah reddetmez. Tabii duanın şartları yerine getirilmek kaydıyla. Nedir o? Helal yiyeceksin. Midende haram lokma varsa o dua geçerli olmaz. Helalinden yiyeceksiniz ve de Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yaptığına, vereceğine, ihsan ettiğine, her şeye kadir olduğuna inanacaksın. Duamı da o kabul edecek diyeceksin. Umutla Allah'a bağlanacaksın. İşte bu şartlarla dua ederseler şu şimdi üç kişi, onların duasını Allah reddetmez. Kim onlar? Ezzâkirallâh kesîrâ. Allah'ı çok zikreden adamın duası, zikre devam eden, her halinde Allah'ı hatırlayan kimsenin duası reddolunmaz. Şimdi tabii zikir deyince biz Allah Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah gibi şeyleri söylemeyi şey diyoruz, hatırlıyoruz. Evet, namaz da zikir, salavat da zikir, estağfurullah da zikir. Şimdi müminin her halinde zikre devam edenlerin duasını, çok zikredenlerin duasını Allah reddetmez. Şimdi bu her zaman size hatırlatıyoruz. Yine bu vesileyle bir daha söyleyelim. Mümin her durumunda Allah'a olan imanının gereğini ifade eder, söyler ve davranışlarında buna aykırı iş yapmaz. Mesela bir iş yapacağı zaman yarın, bir iş yapacağı zaman inşallah der. İnşallah demek zikirdir. Allah dilerse, izin verirse inşallah. Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Bir şey yapacağın zaman inşallah de. Evet, bu Allah'ın bizden istediğidir. Yani burada da Efendimiz çok zikredenin duası reddolmaz derken mesela inşallah dilinden düşürmeyeceksin. Yarın şuraya gideceğim inşallah de. Çünkü sen de biliyorsun ki yarının ne olacağını kimse bilmez. Allah bilir. Sen de bilemezsin. Bir kere bir dakika sonra yaşayacağın bir garantin yok. Onun için bu imanının gereği olarak inşallah de. İnşallah demeyi unutma. Başlarken inşallah. İşini bitirdin. Elhamdülillah de. Bitiremeyebilirdin. Allah sana o şeyi, gücü, kudreti vermeyebilirdi. Elhamdülillah. Bu da zikirdir. Bu da zikirdir. Allah'ı hatırlıyorsunuz. Sonra gece gündüz la ilahe illallah söyle. Yolda, belde, şurada tabii tuvalette olmaz. Pis yerlerde olmaz. Evet. Mubah, helal yerlerde olabilir. La ilahe illallah demek zikir. Zikrin de en aftalıdır. La ilahe illallah. Efendimiz öyle söylüyor. İman kelimemiz bizim. Bunu niye çok söyleyelim? Bir kimsenin ilk sözü la ilahe illallah olursa, Efendimiz öyle söylüyor. Son sözü de la ilahe illallah olursa, ölürken son la ilahe illallah demiş, nefesini vermişse, arada bin sene yaşasa sorgu yok diyor. Dehalel cennet, cennete girer diyor. Onun için zor durumda da, sevinçli durumda da dilimizin buna alışması için devamlı bunu söylemek lazım. La ilahe illallah, la ilahe. Kadınlar ay hallerinde, lohusalık dönemlerinde de bunu söyleyebilirler. Abdestsiz de söylenebilir tabii. Abdestli olursa Aliyül Ala olur. Ama tuvalette söylenmez. La ilahe illallah çok söylemek. Ondan sonra mesela çok bunaldın, çok daraldın, işlerini bir türlü çözemiyorsun, halledemiyorsun. Hay Allah kahretsin sakın deme. Mümine lanet okumak yakışmaz. Mümin lanetçi olmaz. Efendimiz öyle söylüyor. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ağzından kötü bir laf çıkacağına, böyle daralmışın, bunalmışın, sinirlenmişin, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Evet, şimdi her şeyi yaradan Allah, güzelliği, çirkinliği, hayrı, şerri, amentü billah, hayrihi ve şerrihi min Allahü Teala. Evet, imanımızın esaslarından. Ama biz işte bu imanımızın gereğini göstermiyoruz. Güzel bir çocuk görüyoruz, güzel bir araba görüyoruz, güzel bir ev görüyoruz.
vay be, ve bak be, arabaya bak be deme. Sen müminsin. O güzelliği veren Allah. O evi veren Allah. Maşallah de. Allah dilemiş, vermiş. Öyle değil mi canım? Allah dilemese, vermek istemese kim verir? Maşallah. Evet. Hem nazarınız değmez. Arabayı devirmezsiniz, evi yıkmazsınız. Evet. Çocuğu hasta etmezsiniz. Maşallah. Bu sözü, yani bu da zikir. Bu da zikir. Yani iman kelimemizi böyle her şeyde şey edeceğiz. Hayırlı işlere besmele ile başlayacağız. Bitirince elhamdülillah diyeceğiz. Dilimizi la ilahe illallah kelimesine alıştıracağız. Bir şey yapacağı zaman yarın inşallah, güzel bir şey gördüğümüz zaman maşallah diyeceğiz. Sonra bir musibetle karşılaştığımız zaman yine niye ya falan, niye oluyor falan demeyeceğiz. Her şeyi yapan Allah. Evet. Öbürleri açıklama, vesile, işler, durumlar. Böyle bir musibetle karşılaştığımız zaman ölümle falan, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu da zikirdir. Evet, işte devamlı, yani Allah demek zikir, la ilahe illallah demek. Bu şu kelimelerimizi de, kim peygamberimiz öyle hep bunları bize emrediyor. Her durumda Allah'a imanımızın eseri olarak konuşacağız, öyle davranacağız. Allah çok zikredenlerin duası reddolmaz. Duaya müdavim olan, devam eden kimselerin duası reddolunmaz. Evet. Ve davetul mazlum. Evet. Zulme uğramış birisinin duası da reddolmaz. Bu mümin olsa da böyledir. Kafir olsa da böyledir. Kafir ama mazlum, zulme uğramış. Onun da ahı ile Allah arasında perde yoktur. Anında gereğini infaz ederler, zalimin hakkından gelirler. Tabii önce mümin, böyle mazlum mümin kimsenin duası reddolunmaz, haksızlığa uğramış, hakkını yemişler. Şu veya bu sebeple onun duasını, o duası reddolunmaz, öyleyse mazlumun ahını alma, değil mi efendim? Mazlumun ahını alma, işte buradan çıkıyor o. Sakın kimseye zulmetme, mazlumun ahını alma. Çıkar aheste aheste. Evet, sen bir defa da yaparsın ama hayatın boyunca seni süründürür Allah. Onun mazlumun yardımcısı Hazreti Allah'tır. Mazlumun da bedduasını sakın alma ha. Onun duası, efendim bu namaz kılmıyor. Şu olsa bile, mazlum, kafir olsa bile. Evet, ve inkâne fâsikan ev kâfiran. Fasık da olsa, günahkar da olsa, kafir bile olsa, haksızlığa uğrayan adamın ahını Allah anında işitir ve gereğini yapar. Duası da reddolmaz. Evet, vel imamul muksit, adaletli idareci. Adaletli, en baştan en aşağıya kadar insanların işini gören kimseler ve bunlar idareciler, adalet neyse onu yapacaklar, kanun neyse onu yapacaklar, Allah'ın emri neyse onu yapacaklar, peygamberin emri neyse onu yapacaklar, haktan sapmayacaklar, hak yemeyecekler. Böyle adaletli idarecinin de duası geçerlidir. Bunun duası reddolmaz. Bunun duası reddolmaz diyor Efendimiz Beyhakî Şuab-ül İmanında Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Selâsetün, selâsetü asvat, üç ses vardır. Yübâhillâhu azze ve celle bihin el melâikete. O üç ses ile Allah azze ve celle melâikeye övünür. Övünür. Evet, yübâhi, övünür. Nedir onlar? Evet. El ezan. Ezan. Ezanın ne kadar önemli, Allah katında ne kadar makbul bir şey olduğunu gösteren bir şeydir. Üç ses vardır ki Allah onlarla meleklere bile iftihar eder, övünür. Birincisi en başta geleni ezan. Ezan-ı Muhammedi, ezan-ı şerif, fin kadri ne kadar muazzam görüyorsunuz. Ezan Allah'ın en sevdiği, bak görüyorsunuz, şeydir. Ve ezan okunduğu zaman
Allah'ın sevdiği şeyleri şeytan ondan korkar, kaçar. Yehrubu minhu. Evet. Ve la yehrubu inde kıraatil Kur'an fi salati. Namazda Kur'an okumak ezandan daha faziletlidir. Farzdır. Farzdır ama böyle olmasına rağmen ezandan şeytan kaçar. Namazda kaçmıyor. Güzel saf tutmazsanız, gevşek durarsanız, yılan eğrisi gibi böyle es çizerseniz, düzgün olmazsa aramızda dolaşıyor. Peygamberimiz bunu tarif etmiş. Siyah koç gibi diyor, dolaşıyordu, gördüm diyor. Ondan sonra işte vesvese verir, 3 mü 4 mü, abdestin bozuldu mu, olmadı mı, rükûm mu, bunu imama kabahat bulasın, uzattı, zevk alamazsın. Şeytanın sana verdiği şeylerdendir. Şeytan kaçmıyor bakın, halbuki namazda okunan Kur'an daha üstün, farz. Ama şeytan ondan kaçmıyor ama ezandan kaçıyor. Ezanın kadir kıymetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir şey bu. Evet, Buhari'de اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاتِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ تُرَعَتْ حَتَّى لَا اِسْبَرَتْ تَعْزِيمٍ. Buhari-i Şerif'te en sahih hadis kitabıdır. İmam Buhari Hartenk'te yatıyor. Elhamdülillah kabrini ziyaret ettim. Muazzam bir hafızası, zekası var. Allah hiç kimseye nasip etmediği şey ona nasip etmiş. 650 bin hadis, 950 bin diyen de var. Hadis ezberlemiş, kimden duydu bu şekilde duymuş. Onları iyice inceleyip sık dokumuş. 7700 küsur o kadarını eserine almış. Kur'an'dan sonra Müslümanlığın hükümlerinin baş kaynağıdır. Öyle bir Allah'ın lütfuna ermiş kişinin yazdığı eserde şöyle Efendimizin buyurduğu naklediliyor. اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاتِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ. Ezan için, namaz için ezan okunmaya başladı mı şeytan 4 dala kaçar. 4 dala kaçar. Ne için? Kaçarken ezanın sesini duymayayım diye belini kırar ezanın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah. Şeytanın tam zıttı şeyler. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet. Hayy alessalâh, hayy alefelâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Şeytanın en çok korktuğu şeylerden 4 nala kaçar. Duymayın bu sözleri diye. Öyle sıkıntılı kaçar ki, ben buradakini tercüme ediyorum. Hoca da kaba konuşuyor demen. Ve lehu durat. Şimdi merkebe, bilmiyorum İstanbul'da merkebi nerede göreceksiniz? Köylerde olsanız merkebe binersiniz, merkebe yük yüklersiniz. Fazla yük yüklediniz mi arkadan egzoz borusundan dart 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 çıkar. Yük ağır gelince aynı diyor o merkebin yellediği gibi diyor. Şeytan sıkıntısından öyle baskı altında kalır ki böyle zart zart diyerek kaçar diyor şeytan. O zaman şeytanı kovmak için bir besmele. Ezan oku bak. Şeytan ezan okunca kaçıyormuş. Evet. Müezzinler de bunu bilerekten her seferinde 30 senelik müezzin olabilir. Ne güzel kıyamet gününde en bala bulent, en yüksek boylu Allah Allah herife bak ya o ne güzel adam dedirtecek Allah müezzinlere. Allah'ın iman kelimelerini, iman itikat esaslarımızı, dinimizin özünü haykırıyor müezzin. Günde 5 defa. Ne muazzam meslek, ne güzel şeref. Evet, şimdi okurken böyle şeytan kaşar. Evet. Ezan bu kadar değerli. Evet. Ama her zaman söylüyorum. Çirkin olduğu için, o çirkinliği size aksettirmek için ezan okurken diyor, sigara içiyor adam. Evet. Kanun müsaade etse bu adamı dövmemiz lazım bizim. Gavur olsa bir şey demeyiz. Gavur canı bilmem nesinden çıksın bana ne. Ama adı Hasan Ali. Ezan okurken sigara içiyor. Böyle diye savuruyor. Allah'ın en sevdiği ses. Meleklerine bir övündüğü ses. Şeytanın, Allah'ın düşmanı, kafirlerin başı,
şeytanın en çok korktuğu ses. Ama bizim Ali, Hasan hiç bunu bilmiyor, sigara içiyor. Kahvede şeş, düşeş. falan diyor, ezan okunuyor yahu. Ezan okunuyor, dayak, yakık etmiyor mu yani bu adam? Evet, maalesef. Bunu hiç bilmiyoruz. İnsanımız bundan şey, bakın görüyorsunuz. Ezanın sesiyle meleklerine iftar eder diyor, ezan sesiyle. E bu sen Allah'a inanan adamsın yahu. Neden böyle yapıyorsun be adam? Adını değiştir o zaman. Bir gavura da koy o zaman. Madem ezana saygı duymuyorsan. Kağıt oynuyor, devam ediyor. Bacak bacak üstüne atmış kahvede. Ezan tepesinde okunuyor. Çarşı camisinde. Hiç oralı bile olmuyor. Adı Hasan, adı Ali. Evet, biz çok üzülüyoruz. Hepimiz üzülmeliyiz. Bunlardan dolayı gelecek şey hepimize. Bunları uyarmalıyız. Arkadaş, amca, dayı, kardeş, ezan okunuyor. Bırak şu kağıdı, bırak şu bereti sigarayı, bırak şu şeyi. Ezana kendine gel yahu demeliyiz. Münasip bir şekilde. Evet, ezan okundu da icabet etmedi mi? Lanet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah ve melaikesi her şeyi ona lanet eder diyor. Her şey ezana şahitlik ediyor, dinliyor. Ama sen hem Müslümanın diyorsun, adın Ali koymuşsun, Müslüman adı koymuşsun, hem de onu hiç oralı olmuyorsun, kağıt oynuyorsun, bacak bacak üstüne atmış, hiç oralı değil. Bu ne biçim çelişki? Bilmiyor. Bilmemek mazeret değil. Çok dayak yiyecek. Nerede? Kabirde. Ondan sonra mahşerde. Ondan sonra başka yerlerde. Bunları öğretmeliyiz yakınlarımıza. Görüyorsunuz şeytan bile sıkıntısından böyle diyor. Arkasından şey ederek kaçar diyor. Ey sen şeytan mısın? Şeytanın şerrinden eûzü besmele çekerek Allah'a sığınıyorsun ama şeytanın bile kaçtığı ezanı hiç saygı göstermiyorsun. Evet maalesef dinimizin esaslarını, temellerini, İslam dininin temellerini, şerai İslam'ı izhar ediyor. Bir memlekette ezan okundu mu Müslüman memleketidir. Aksini ispat edeceksin. Ezan okundu mu Müslüman bileceksin. Ezan okundu Müslüman bileceksin. Aksi delil bulununcaya kadar Müslüman muamelesi yapacağız. Efendimizin emri bu. Sefere cihada gittiğiniz zaman diyor, bir memlekette ezan sesi duydunuz mu saldırmayın oraya diyor. Saldırmayın. Sizi aldatmak için olabilir. Olabilir. Harp hiledir. Ha, bakacaksınız. Ha, aksi o zaman gereğini yapar. Ama ezan duydunuz mu Müslüman memleketi diyeceksiniz diyor. Duracaksınız orada diyor. Baskın yapmayacaksınız. Müslüman Müslümanı baskın yapar mı? Şerai İslam'dandır. Tabii cuma da böyledir. Bayram namazı da böyledir. Cemaatle namaz kılmak da böyledir. Ezan da Müslüman memleketi olduğumuzun şeysidir. Evet, bir de ezan okunurken dağlar, taşlar, otlar, hayvanlar, neler varsa hepsi kıyamet gününde şahitlik edecek. Evet, cinlerin de Müslümanları var. İnsanlar şahitlik edecek. Evet, ezan okudu bu adam. Bu memlekette ezan okundu. Müslüman memleketi diye şahitlik edecekler. Kafirler değil, müminler şahitlik edecekler. Hadis-i şerif böyle. Evet, la yesmeu meza savtin nebi el mezin cinnün ve la intun illa şehidele ve yemel kıyame. Kıyamet gününde ins ve cin ezanın sesine, mezin sesine, sesinin ulaştığı yere kadar bu duyan her şey ona şahitlik edecek. Arz ettiğim gibi. Sen hem Müslümansın hem de hiç ezan hiç oralı olmuyorsun. Dayağı hak etmiyor musun? Evet. Bizim dövecek halimiz yok da kardeş olduğumuz için canımız yanıyor. Dedim ya kafir olsa bize ne? Ama mümin, hem mümin hem de dayak yiyecek. Başı sıkıntıya girecek. Kardeşimiz yahu. Maalesef bunlar öğretilmiyor. Öğrenilmemiş. Böyle çok kötü. Bak Allah bile övünüyor ezanla yahu. Şeytan ondan kaçıyor.
Evet, şeytan, bu şeytanın kaçtığını köpekler görür. Köpekler zaten okun şeyler olurlar. Bize haber verir köpek. Şeytan mı bu civarda, yanından geçiyor, dikkat et diyor. Evet, öyle. Horoz ettiği zaman da melekler iner. Melekler de, meleklerin indiğinde horoz şey verir, haber verir. Onun için evinizde bahçe varsa bir horoz besleyin. Gece sizi teheccüd namazına kaldırır. Ezan, meleklerin geldiği zamanı size haber verir. Yani hemen dua edin. Sizin dua ettiğiniz zaman yanınızda melek varsa amin der. Melekler bizim gibi günahkar değil ki. Günah işleme şeyleri yok. Günahsız bir müminin duası reddolunmaz. Onun için horoz besleyin, öttü mü hemen dua edin. Kendiniz için, çoluk çocuğunuz için, memleket için, Müslümanlar için. Evet, böyle. Evet efendim, ama bizim adı Müslüman adı olduğu halde ezana hiç önem vermeyen bir sürü adamımız var. Müslüman. Evet, şimdi Allah'ın övündüğü sesleri bir daha söyleyeyim. Ezan, ezan Muhammedi. İki, bu ezan-ı Muhammedi hakkında şunları da burada hatırlatalım. Her zaman söylüyoruz. Dinimize dair her şeyin nasıl yapılması gerektiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tarif edilmiş. Bu tariflere göre de fıkıh kitapları yazılmış. Bu eser de onlardan birisidir. Açıklıyor bak. Kendisi icazetli, büyük bir alim. Böyle anlatıyor bize. Fıkıh kitapları da şöyle kılınır, ezan şöyle okunur, abdest şöyle alınır, gusül şöyle alınır. Bu bilgilerle dolu kitaplardır. Fıkıh kitaplarına göre, fıkıh kitaplarına göre ezanın okunuş şekli ne şimdi müezzinle uymuyor. Bilmiyor ki adam, fıkıh bilmiyor ki. Fıkıh bilmiyor ki. Allahu Ekber, Allahu Ekber yanlış. Şiddetli kerahattir. Sünnete aykırıdır. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. El ezanu vel ikam, el ezanu cezmün vel ikametu cezmün. Ezanın da kelimelerinin, cümlelerinin sonu tutarlı, sakin okunur, cezimli okunur. Kamet getirirken de o cümlelerin sonu tutarlı, cezimli okunur. Hadis-i şerif bu, benim sözüm, kanaatim değil. Bunu da işte İmam-ı Azam almış. Onun peşinden gelen büyük müştehitler, alimler kitaplarına yazmış. Bunları söylüyoruz. Müezzin yine hiç bildiğini okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz söyleyince sorumluluk bizden gidiyor. Ama onu bildiği halde yapmazsa o da sopa yiyecek tabii. O da sopa. Kötüye örnek oluyor. Mekruh işlemek ne demek ya? Dinde iyi olmayan şey demek. Peygamberin sünnetine aykırı şey demek. Mekruh. Bu peygamberin sözüne rağmen böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diyemez. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyecek. Her yerde söylüyoruz, gene söylüyoruz. Kad kâmeti salatu, kad kâmeti salatu, hayyâle salatu, hayyâle salatu. Yo yo yo, öyle değil hoca efendi. Müezzin efendi. Peygamberin sözü bu. Hayyâle salah, hayyâle salah. Durarak okuyacaksın. Sonu sakin olacak. Peygamberin hadisi bu kardeşim. Benim kanaatim değil ki. Ama herif alışmış böyle. Kendinde değil. Evet. Peygamberin sünnetine aykırı iş yaptığı için kerahat işlediğinden ve bu kerahati de herkese yaydığından iyi sopa yiyecek. Evet böyle. Evet. Evet böyle. Evet. Hayyâle salâh. Hayyâle salâh. Kad kâmeti salâh. Kad kâmeti salâh. Bakıyorsun kad kâmeti salâtu kad kâmeti. Ne? Acelen ne? Yarım dakika fark etmez be müezzin efendi. Derdin ne senin kardeşim? Evet. Bir sürü fıkıh kitabının hepsinde var bu. Hepsinde var. Evet. Hem dinleyen adam saygı duyacak hem de ezan okuyan adam da heyecanlı bunları bilerek yürekten okuyacak. Mecbur kalmış onun için çıkıyor değil. Evet, görevlisin, ne güzel görev, ne güzel iş, ama ilk ezan gibi heyecanlı olmalısın müezzin efendi. İlk ezan okuduğun gibi. Çünkü ezan böyle Allah'ın övündüğü şey, meleklerine bile bakın dediği şey. Siz de
ezana, hepimiz de ezana saygı duyacağız. Evet, çoluğumuza çocuğumuza bunları anlatacağız. Evet, bunu söyledik. Ve tekbir fi sebilillah azze ve cel. Bizim elhamdülillah aziz milletimiz, ben ırkçı falan değilim ama hep böyle okumuşuz. Babalarımızdan, dedelerimizden, mesela benim emmi deriz, amcamız 9 sene askerlik yapmış. Galicia'da, Kafkas cephelerinde, Kutul Emmare'de, her yerde. Evet, Allah 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 diye saldırılır değil mi düşmana? Aha öyle diye bak. Cihad ederken yapılan zikir sesinden Allah gurur duyar. Allah gurur duyar. Meleklerine bile bakın, bakın der. Övünür. Evet. Hurra! Gavur böyle söylüyor. Hurra diyor. Yo yo. Müslüman öyle demez. Allah 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 der. Evet. Öyle söyler. İçinden zikreder. Ümünlü olun, kafası çalışır. O en kısa zamanda nasıl başarıya ulaşacağım? Onunla meşguldür. Evet. Ama biz söylenmeyecek yerde Allah diyoruz. Tekbir getiriyoruz. Şimdi mesela tamam, acı büyük. Adamın oğlu, arkadaşı ölmüş. Komutan ölmüş. Polis ölmüş. PKK tarafından şehittir, tamam. Cenazeme bakıyoruz. Bizim Allahu Ekber, Allahu Ekber. Orası tekbir yeri değil beyefendi. Efendimiz öyle söylüyor yahu. Fıkıh kitaplarında öyle yazıyor. Cenaze merasiminde nara atılmaz. Tekbir getirilmez. Sesli zikir yapılmaz. Orası düşünme, tefekkür yeridir. Bütün kitaplarda böyle söylüyor. Ama bakıyoruz şimdi televizyonlar görüyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne kadar bilgisiziz, anladınız mı? Kitaplara uymuyor efendim. Kitaplara uymuyor efendim. Yani İmam-ı Azam'dan beri yazılan fıkıh kitaplarına uymuyor. Sus ya orada. Gözyaşı dök, tamam, güzel. Ama nara atıyor, ağıt yakıyor. Bunlar yok İslam'da. Bunlar yok İslam'da. Harbi derken Allah 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 diye hücum edeceksin. Bu var bak. Bunlar şey diyor, kafirlerle ilahi kelimetullah için o durumdayken bu zikirden Allah gurur duyar melekler. Ve raf'us savt bittelbiye. Allah helal parayla hacca gitmeyi her mümine nasip etsin inşallah. Şimdi helal parayla imkan bulunca hacca gitmek bir defa ömürde farzdır. Değil mi? İslam'ın şartı 5, birisi de hac. Evet, helal parayla. Haram parayla ı-ı. Bak, duası bile kabul olmaz dedi. Bak, duası haram, mide haram doluysa. Hacca gitmiş, faiz parasını gidiyor. Faiz haram Kur'an'da. Ben icat etmedim. Ben aktarıcıyım. Faiz haram. Faiz parası hacca gitmiş. Boşuna gidiyorsun arkadaş. Boşuna gidiyorsun güzel kardeşim. Evet. Evet, sen Müslümansın, bir hacca gidiyorsun ama senin haccın kabul değil. Şimdi hacca giden adam ihram giyer, niyet eder ihrama. İhram giydikten sonra iki rekat namaz kılar. İhram namazı kılar. Namazın arkasından niyet eder. İşte neye niyet ediyor? Ömreye, ömreye. Neye niyet ediyor? Hacca. Hacca niyet eder. Lebbeyk çıkar. Lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Üç defa bunu söyler. İhrama girdi. Hac şeysi başladı. Yasakları başladı. Ha. Ona göre ihram yasaklarını iyi bileceksin. Yasak işlediğin anda boşuna kürek çekersin. Arkadaşınla kavga etmeyeceksin. Allah hacı söylüyor. Vela cidale vela fusuka fil haccı. Her zaman kavga iyi değil. Her zaman gıybet iyi değil. Her zaman ağzını bozmak iyi değil. Ama haçta özellikle Allah belirtmiş. Vela fusuka vela cidale fil haccı. Haçta günah işlemek yok, kavga etmek yok. Her zaman böyle olduğu var. Neden? Çok değişik milletlerden, değişik dillerden, örf adetler farklı kimse geliyorlar. Adamın görgüsü başka, seninki başka. Orada aynı anda birçok şeyi birçok insan yapmaya kalkınca kavga her an var.
Şeytan da dürtüyor zaten sevapları el aldan almak için, elinden almak için hacının. İşte çok büyük dikkat isteyen bir ibadettir. Güzel helal parayla, halis niyetle, haccın kurallarına uyaraktan bir hac yaparsanız, ananızdan doğduğunuz günkü gibi tertemiz günahlardan arınıp dönersiniz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber veriyor. Şeytan bunu elimizden almak için daha havaalanında memur mesela yapıyor. Niye oğlum sen benim vergimle bir şey diyorsun? Oğlum başlıyor kavgaya. Öyle haçta hacı. Hacı kavga etmez diyor Allah. Hemen memuru başlıyor atıp tutmaya bizim hacı havaalanında. Birbirlerine sen benim yerime oturmuşsun. Kalk oğlum. Ya haçta kavga yok. Şeytan dürtüyor. Ha duydun mu? Biliyor musun? Dedikodu yaptırıyor. Aman ya Rabbi. Ne kadar şey varsa adam orada hepsini yaptırıyor. Şeytan yaptırıyor tabii. Evet. Bunlar yok. Haçta bunlar yok. Ne var? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Bunu söylüyor adam. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike. Sen kadın mısın lan? Erkek değil misin sen? Bağır lan diyoruz. Hala gülün. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Niye bağırmıyorsun ya? Sesin namahrem mi ya? Maalesef. Maalesef. Lebbeyk'i sesli bağıracaksın. Toz dökeceksin. Öyle bağıracaksın. Şeytanın belini en çok kıran kelimelerden birisi lebbeyk. Evet. Peygamberimiz Arafat'ta şeytanı görmüş. Hacılar durmadan lebbeyk Allahümme lebbeyk çekiyorlar ya. En rezil orada gördüm diyor. En rezil sapsarı diyor böyle titriyor diyor. Bir deri bir kemik kalmış. Lebbeyk seslerinden. Evet. Öfkelendiğin zaman la havle ve la kuvvete illa billah dedin. Belini kıran sözlerden birisi bu. Birisi ne? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele duydu mu kaçıyor. Lebbeyk duydu mu kaçıyor. La havle duydu mu kaçıyor. Sen onları söyleyeceksin. Hay senin diyorsun. Aman. Ne kadar bilgisiz, şuursuz yaşıyoruz. Hacı da dedikodu yapıyor yolda. Yerime niye oturdum diye kavga yapıyor. Hacı indi, kalktı, namaz kıldı arkasından. Yokuş indi, aşağı indi, durdu, kalktı hep. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke vel mülk la şerike leke. İşte bu lebbeyk kelimesi de Allah Zülcelal Hazretlerinin melaike görüyor musunuz? Benim kullarımı ta Sibirya'dan geldi, ta Afrika'dan geldi, ta Erzurum'dan geldi, Edirne'den geldi. Görüyor musunuz? Gurur duyduğu kelimelerdendir. Hadis bu. Allah'ın gurur duyduğu sözlerdendir. Onun için sesli söyleyeceksin şeytanın belini kırmak için. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Bağır. Evet. Sesli. Kadınlar değil tabii. Kadınların sesleri haram olduğu için erkeklere onlar bağırmayacak. Ama erkekler o lebbeyki yüksek sesle söyleyecekler. İşte bu Allah'ın meleklerine bile gurur duyduğu sözlerden bir şeydir. Evet. Şimdi bu lebbeki söyledim. Yeşhedü lehu küllü hacer ve şecar yevmel kıyame. Lebbeyk'i böyle bağırdın mı o lebbeyk'in sesin gittiği yerdeki taşlar, ağaçlar, her şey hacca geldi, lebbeyk çekti ya Rabbi diye şahitle gidecekler. Şahitle gidecekler. Evet, kırlara çıkmak sünnettir. Çocuklarınızı hafta sonlarında alın, kahveye şura bura gideceğine alın yanınızda. Hem orada oynasınlar, deşarj olsunlar. Hem de orada namaz kılın, ezan okuyun. Dağlar, taşlar size cemaat olsun, melekler şahitlik etsin. Şahitlik etsin. Tabii aksini yaparsanız da aynı aleyhinize şahit. Gidiyor kırak bayıra, efkarlanıyor. Hemen getirin rakıyı falan başlıyor. Şarap içmeye, rakı içmeye. Bütün ağaçlar, kayalar, taşlar, çimenler aleyhine şahitlik edecek. Lanet dolası geldi üstümüzde bir de bu halt etti diye
aleyhine şahit. Öbür türlü geldin, namaz kıldın, besme çektin, yemek yedin, şükrettin. Şahidiz ki geldi, bizde namaz kıldı, besmele ile başladı, elhamdülillah bitirdi, yemek yedi. Biz de şahidiz ya Rabbi diye dağlar, taşlar şahitlik edecek. Lebbeyke de şahitlik edecek. Buyur onun için, çok bağır. Evet, bir daha söylüyoruz. Ezan Allah'ın gurur duyduğu meleklerine bir güzel sestir. Müminler ona saygı duymalıdır. İki, Allah yolunda tekbir, yani Allah 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 diyerek savaşmak. Üç, evet, telbiye ederken sesini yükseltmek. Bunları unutmayın. Evet, bunlara dikkat edin. Bu hadis-i şerifi Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Selasetün fi damanillahi azze ve celle. Üç kişi Allah'ın garantisi, tekeffülü altındadır. Aziz ve celil olan Allah'ın hıfzu himayesinde, tekeffülündedir. Bir, raculun haraca ila mescidin min mesacidillah. Evet. Allah'ın camilerinden bir camiye, evinden namaz kılmak için çıkan adam dönünceye kadar Allah'ın tekeffülündedir, hıfzı himayesindedir, garantisindedir. Neyi garanti ediyor? Evet. Neyi garanti ediyor? Ya şimdi söyleyeceğiz. Hepsini bir söyleyelim. Evet, bir, camiye gidin yani. Allah'ın camiye gidip gelirken Allah'ın hıfzı himayesindesiniz. Kefilliği altındasınız. Garantisi altındasınız. Camiye gidin. Evde kılmayın namazı. Camide kılın. Hem gidip gelirken her adımınıza bir sevap yazılıyor, bir günahınız affediliyor. Hem Allah yolunda gitmiş oluyorsunuz. Camiye giderken gelirken ölseniz Çanakkale'de ölmüşle bir oluyorsunuz. Allah yolunda ruhu teslim etmiş oluyorsun. Onlarla beraber haşr olacaksınız. Camiye gidip gelen imanla göçer. Evde bir alacağına camide 25-27 kat fazla alacaksın. O kadar önemli. Camiye gidip de düzgün saflar, sık saflar halinde namaz kıldığın zaman bulunduğun memleketin belalarını Allah def eder diyor Peygamberimiz. Hem de onu sağlayacaksın. Onun için mutlaka namazları camide kılın. Bilhassa yatsı ve sabah namazlarını. Hani gündüz daireye gidiyorsun, dükkana gidiyorsun. Her zaman camiye git de bilhassa yatsı ve sabah. Çünkü münafıklıktan kurtulma alametidir. Münafıklar yatsı ve sabah namaza gelemez diyor Peygamberimiz. Evet efendim. Münafıklar yatsı namazına, sabah namazı gelemez diyor. Evet. Onun için münafık olmamak için yatsı namazı mutlaka camiye git. Sabah namazı camiye git. O kadar önemli. Efendim, tabii bunlara, bu güzel uyarılara bizlerin şey etmemiz lazım. Evet, şimdi Allah'ın mescitlerinden, camilerinden bir camiye çıkan adam namaz kılmak için veya itikaf için. İtikaf ne demek? Ramazan'ın son 10 gününde ailesinden, çocuklarından, işinden, kaydından ayrılıp camiye kapanmak, ibadet maksadıyla devamlı abdestli bulunmak, yatarken de abdesti yapmak, itikaf, devamlı 10 gün ibadet etmek. Neden? Şimdi bak, Miraç gecesi Allah hayırlısıyla idrak etmeyi nasip etsin. Ondan sonra Berat gecesi gelecek, ondan sonra Kadir gecesi gelecek filan, değil mi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı, 84 yıldan hayırlı. Diyor ki Ramazan'ın son 10 günde arayın diyor Peygamberimiz. Onun için itikafa girersen devamlı abdestlisin, devamlı ibadet halindesin. Kadir gecesini ibadet halinde yakalıyorsun. Bunun için itikafa gitmek lazım. İtikafa giderken de işte Allah'ın garantisindesin. Ve racun haraca vaziyen fi sebilillah. Allah yolunda cihat için çıkan gazi, asker, Allah'ın garantisindedir. Memleketimizi tarumar eden, kafirlerin oyuncağı olan, ne ev, ne bark, ne şu bu bırakan o hainler, şimdi onlara karşı Mehmet'imiz, askerimiz, polisimiz gidiyorlar. Evet, işte o.
Evet. Çanakkale'ye çağırdılar. İstiklal'ine çağır. Şimdi onlar yok. Şimdi buna çağırıyorlar. Evet efendim. Bu adam Allah'ın garantisindedir. Ve racilun haraca haccen. Ya ne verecek hocam? Cennet verecek. Cennet. Ölürse. Dönüp gelirse de gazi ünvanını verecek. Allah yolunda ayağı tozlanana cehennem ateşi haramdır. Halis niyetle gitmişse, ölmemiş olsa bile Allah yolunda, kaza yolunda ayağı tozlanana cehennem ateşi haramdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kader değişmez. Hiç korkma. Bilerek git, şuurlu git, kurallara uy. Ölmeyeceksen ateşin içine atsalar yine ölmezsin. Onun için korkuya gerek yok. Görevini güzel yap arkadaşım. Askerim, polisim, kimsen. Böyle bir şey var. İşte o giden adam da Allah'ın garantisindedir. Garantisindedir. Evet. Allah için gidiyor. İnsanların sağlığı, emniyeti için gidiyor. Namusu için gidiyor. Şimdi Suriye'de namus mamus kaldı mı? Millet birbirine, kendi adamına, ırzına da geçiyor, malını da yağmalıyor, canını da alıyor. İşte bu giden adamlar bunlara karşı, bu mazlumlara karşı savaşıyorlar. Onun için Allah'ın garantisindedirler. Evet, evet. Ne garanti ediyor? Arz ettiğim gibi ganimet garanti eder dünyada. Orada olanlara fazla maaş veriyorlar. Evlerini yapıveriyorlar. Mesela sana 2-3 misli para veriyorlar mı? Yok, ona veriyorlar. Dünyada da böyle iyi var. En önemlisi kaza yolunda ayağı tozlanan ateş haramdır. Efendimizin sözü bu. Ölürsen de şehitsin. Bunu garanti ediyor. Bu şehit ecrini garanti ediyor. Kalırsan da kaza ecrini garanti ediyor. Dünya nimetleri de, ganimetleri de garanti ediyor. Mescide giden de böyledir. Camiye giderken ölürsen Allah yolunda öldüğün için cennete. Allah yolunda ölmedin. Gazi. Allah yolunda ayağın tozlandı. Gazi oluyorsun. Aynı onun gibi camiye rıza-i bari için, namaz kılmak için giden aynen böyle. Evet. Bunları garanti eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Öyle insanlar vardır. Allah onlardan razı. Onlar Allah'tan razı. Öyle makamlar vermişler ki radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi fedhuli cenneti. Cennetime gir. Evet. Gir cennetime. Ben senden razıyım. Cennet o kadar güzel. Allah nasip etsin bütün müminlere. Kulağın duymadığı, gözün görmediği, akıl hayali gelmedik güzellikler var. Oraya sen de razıysın. Öyle olursun işte. Öyle yaparsan, cami yolunda ölürsen, evet, Hazreti Ayşe anamız da bize bunlarda uyarıyor. Evet, kefil olmuş oluyor. Onun için bunlara dikkat edip bunları yapmaya çalışmak lazım. Evet, Cenab-ı Hak bunları vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Selasetün leysa aleyhim hisab. 3 kişi vardır ki yaptığı şeylerden dolayı hesap yok onlara. Hesap yok. Hesap var da inceden inliye. İnceden inliye. Yok yok öyle değil. Gel oraya. Ne yaptın? Şunu? Hadi güle güle. Kolay hesap var. Hesap kesin herkese var da kolay hesap var. Bir de var. Niye böyle yaptın? Nereden falan inceden ince incelemek var. Aman yarabbim. O hale düştün mü zaten gidersin gürültüye. Şimdi bu 3 kişi kolay hesap görecekler. Neden hesap yok bakalım böyle. Kolay hesap var. Zor hesap yok. Fîmâ ta'imû izâ kâne halâlen. Evet. Halal lokma yemişse yediniz, içtiniz,
Evet. Hesap yok. Kim o? Es-Saim. Oruç tutmuşsunuz. Böyle mübarek geceleri oruçla karşılıyormuş Peygamberimiz. Bundan sonra siz de mübarek tutmadıysanız bugün bir daha mübarek geceleri oruçla karşılayın. Oruç tutmuş. Allah rızası için oruç tutmuş. Akşam da acıkmış. Altıdan atıyor. Hesap yok diyor Peygamberimiz. Oruçlu iftar ettiği zaman yemesinden hesap yok diyor. Yiyin. Yani çok yemek canın istediği zaman oruç tutun. Akşam çok yiyin. İzin peygamberden. İki, vel mütesahhir. Çok yemek istiyorsan oruca kalk yine, sabahleyin sahura kalk. Sahurda da çok yersen hesap yok diyor. Ama şimdi bunlar yoksa yemeği çok yedin mi? Çok yemek israftır, israf haramdır. Allah'ın sevmediği misriflerden olursun falan filan. Bir sürü hesap var. Ama çok yiyeceksen oruca kalk, sahurda çok yiyebilirsin. Hesap yok. Akşam iftarda da çok yiyebilirsin. Bu hadisin dışında ben de size ilave edeyim. Çok yemek canın istediği zaman evinize misafir çağırın. Misafir utanmasın, çok yesin diye siz çok yiyebilirsiniz. Veya siz de çok yemek istediği zaman misafirliğe gidin. Ev sahibi beğenmedi demesin, memnun olsun diye çok yiyebilirsiniz. Hesap yok. Böyle işin yerleri var. Burada Efendimiz sahura kalkmayla iftarda çok yemenin hesabı yok diyor. Oruç tutanlar için. Vel murâfut fî sebîlillâh. Aha, şimdi işte orada, biz burada konuşuyoruz. Mehmet orada o karlarda, o şeylerde her an bir kör kuruşuna hedef olabilir, bekliyor böyle. Yiyebilir. Çok yiyebilir. Hesap yok diyor. Hesap yok. Hesap yok. Evet, Allah yolunda murabıt, nöbetçi, nöbet tutan, evet, müminlerin namusunu korumak için, canını, malını korumak için bu kasıt ile Allah yolunda murabıt, nöbetçi olanlar yiyebilirler, hesap yok. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Evet, şimdi bu güzelliklerin dışında bir de korkutuyor bize Ahmet Ziyaddin Efendi Hazretleri. Selasetun la yüselu anhum raculun yunazi'ullah izarahu. Üç kişi vardır, bunlara sahip çıkılmaz. Allah sahip çıkmaz, Allah elinden tutmaz, yardım etmez. Peygamber de elinden tutmaz, yardım etmez. O üç kişiye Allah'ın ve Resulü'nün elinden tutmayacağı, yardım etmeyeceği üç kişi kimdir? Evet, birisi raculun yunazi'ullah izarahu, elbise giymiş, en iyi, en pahalı elbise ben giydim diye uzun, eskiden İspanyol paça vardı biliyorsunuz, hava atarlardı herkes, hanımefendi de elbise giyiyor, yerlerde sürünüyor, benden güzel giyinen var mı, hava atıyor, kibirli kibirli böyle elbiseler giymiş. Ne peygamber yüzlerine bakar, ne Allah yüzlerine bakar, bakmaz. Evet, veracun yunazi'ullah ridahu, üstünü alt paltını böyle yapmış, üstünde böyle yapmış. Feinne rida'el kibri kibriya ve izar. Evet, çünkü ululanmak, büyüklenmek Allah'ın hakkıdır. El mütekebbir Allah'ın isimlerinden birisidir. Kendisi beş para etmezken kibirlenmeye, gururlanmaya, ona göre giyiniyor, kuşanıyor filan. Buna Allah da bakmaz, peygamber de bakmaz. Çünkü Allah'ın sıfatına sataşmıştır. Allah'ın sıfatıdır o kibriya sıfatı. O sataşmıştır. Onun için peygamber de bakmaz, Allah da ne halin varsa gör. Dönüp bakmazlar, sahip çıkmazlar. Kibirli, gururlu giyinmemeli, olmamalı. Evet, kibirli, gururlu olmamalı. وَرَجُلٌ ف۪ي شَكِّنْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ يَا اِلَٰهَ الْعَالَم۪ينَ. Evet, Allah'ın işinde
şüphe edenlere Allah da sahip çıkmaz, peygamber de sahip çıkmaz. Evet. Niye namaz el etmiş ki? Hacca ihtiyacım var. Böyle söylüyor. Allah'ım benim şimdi ihtiyacım var. Öyle deme, edepsiz. Allah'a inanıyorsan edebinle boynumu bük. Kusur basın, affullah deme. Bir de böyle diyenler var. Kardeşim ya bu sıcak günde Allah'ım buna ihtiyacım var. Oruca diyenler maalesef var. Bunlara Allah da sahip çıkmaz. Peygamber de sahip çıkmaz. Halbuki peygamberimiz son derece meşfik bir peygamber. Raufun Rahim. Ayağımıza diken bakmasını istemiyor. O kadar şimdi hoca anlatmıştı belki ya, ben gelinceye kadar Miraç'ta Cenab-ı Hak'la nasıl, nerede bilmiyoruz. Şekil yok. Çünkü Allah şekle sığmaz. Ama Kur'an-ı Kerim'de onu gördü diyor. Velekat rahu. Onu mutlaka gördü diyor. Ayette böyle. İnşallah Allah bize nasip etsin. Cennete girelim. Peygamberimizi bulalım. Nasıl gördün? Zaten orada sen de göreceksin Allah'ı. Cuma günleri, her cuma günü müminler cenneti Allah'ı görecekler. Şimdi adam böyle laflar ediyor. Sahip çıkmaz. Öyle değil mi ya? Kusurlu olsan bile, şey dedik, zor gelse bile Allah kusurumu affetsin diye. Niye emretti ki bu namazı? Zor geliyor namaz. Böyle. Böyle dersen ne peygamber o müşfik peygamber sana sahip çıkar ne Allah. Evet. Şimdi onu arz edecektim. Allah'la buluşmuş peygamberimiz. Evet. İlk sözü şu. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Her türlü selamlar, her türlü salavatlar Allah'ım senin hakkındır. Sana olsun. Deyince Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Hak da ona selam sana olsun ey Habibim. Allah'ın bereketi bakın peygamberimiz bizi ne kadar seviyor müminleri. O özel meclistir. Yalnız Allah'la Muhammed Mustafa o meclise girebildi. Hiçbir peygamber daha buna nail olmadı. Orada bile bizi düşünüyor. Esselamu aleyke, selam, selamet, her türlü bereket, rahmet senin üzerine olsun Habibim dedi ya Allah. Hayır ya Rabbi diyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve rasulü diyenlere. Bir bana değil ve benden evvel inanan müminlere olsun ya Rabbi. Ne kadar müşfik bir peygamber. Bu manzara karşısında bakın en özel mecliste bile müminleri düşünüyor. Özel meclis bu ya. Hiçbir peygamber erememiş buna. Burada bile ya Rabbi bana değil ümmetime Allahu Ekber müminlere. Bunu görünce Arş-ı Âlâ'nın yakın melekler evet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ettehiyyat okuyoruz ya. Hep melekler şahitlik ederiz ki Allah'ım senden başka ilah yok. Muhammed Mustafa da Habib Resulüm olmaya hakikaten layık. Orada bile ümmetini düşünüyor, kayırıyor bak. İlla ben demiyor. Onlar söylemişler. Biz o selamlamayı şimdi ettehiyyat olarak namazımızda okuyoruz. Miraç bu. Evet bizim Allah'la buluşmamız anlamına geliyor. Ya hocam ben namazdayken dükkana gidiyorum, bağa gidiyorum. E tabii bizim gibiler oraya gidiyor. Evet. Sabaha kadar namaz kılıyormuş peygamberimiz. Neden? Namazdayken Cenab-ı Hak'la buluşuyor. Allah'la buluşan o zevki tadan adamın ayağı ağrısa, kopsa haber olur mu? Olmaz. Sabaha kadar devam kılarken ayet inmiş. Habibim biz seni Kur'an'ı buna indirmedik. Azıcık yat uyu. Taha ma enzelne aleykel Kur'ane liteşka. Ne bu? Azıcık uyu. Hanımlan yanına yat azıcık. Görev falan. Ayet inmiş efendi. Şimdi Hazreti Ali de böyle adamlardan. Sahabiler de böyle adamlardan.
bizim gibi namazı durdu mu çarşıya pazara gitmiyorlar. Hazreti Ali muharebede yaralanmış. O zaman uyuşturucu yok. Bayıltıcı ilaçlar yok ki acıyı duymasın diye ameliyat edelim diyorlar ya hani. Yok. Bacağından ok girmiş, bir tarafından girmiş, bir tarafından çıkmış baldırından ok. Çıkarmasalar da acı dayanılmaz. Çıkarsalar nasıl dayanacaklar? Bir de üstelik çıkardıktan sonra şimdi bir antibiyotik ilaçlar yok o zaman. Kızgın demirle dağlayacaklar yarayı ki o sıcakta kurt atmasın. Yara şey olmasın, ilerlemesin diye. Durun demiş, ben bir namaza durayım demiş. Allah şefaatin nail eylesin. Evet, abdest almış, namaz durmuş. Namazda hemen Allah'la bütünleşmiş. Öyle bir zevk alıyor ki. Onlar birinci rekattayken baldırındaki demiri çıkarmışlar, oku. Kızgın demirle dağlamışlar, sarmışlar. O selam vermiş. Hadi gari demiş, başlasanıza. Demişler, Ali biz senin ilk rekatında o işi bitirdik. Bakın demir dağılıyor, haber olmuyor. Evet, Allah'ın huzuruna çıktığı zaman mahşerde, şeydeki Miraç'la gibi Allah'ın özel meclisine girmiş oluyor mümin. Tabii tam becerebilen canım. Bizim gibi tarlaya bağlı gitmez. Allah'la bütünleşince acıyı duymuyor bak. Dağlamasını duymuyor, okun yarasını duymuyor. Hazreti Ömer de böyle. Namaza durduğu zaman ben görmedim Allah'a secde etmem diyor. Allahu Ekber. Nasıl gördün? Cennete girelim inşallah. Soralım ona nasıl gördün bir diye ona soralım. Aynen böyle. Evet aynen böyle. Ben görmedim Allah'a secde etmem diyor. Başka da var sahabilerden. Evet. Duruyorlar. Cenneti görüyorlar. Cehennemi görüyor. Sonra göremiyorlar. Ya Resulullah biz münafık olduk. Niye? Ya Resulullah bazen cenneti cehennemi görüyoruz ama şimdi göremiyoruz. O kadar ileri gitmen susun diyor Peygamberimiz. Efendimizin şeysi, feyzi bereketiyle. Kim Peygamberimize yakın olursa bu şeyi dinler, bu şeyi duyar, Allah'la bütünleşir. Evet efendim ama böyle değil. Niye ihtiyacım var ya bu beş vakit namaza? Niye yani ya? Dediğin zaman arkadaş ne Allah sana sahip çıkar ne peygamber sana sahip çıkar. Bunlar vel kunut min rahmetillah. İkinci Allah'ın dönüp bakmayacağı, peygamberimize sahip çıkmayacağı adam kimdir? Günah işlemiş. İnsan beşer, durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Günah işlemeyen kul yok, var. Peygamberler, Allah koruduğu için. Bunun dışında günah işliyor insanlar. Bu insanın, bak Adem Aleyhisselam bile yasak meyveden yedi. İn aşağı dedi. Ondan sonra 300 sene ağladı. O günahını sildirdi. Evet, biz de onun torunuyuz. Evet, şimdi Allah böyle Adem babamızın torunu insan olacak. Günah işlediği zaman ciğeri yanacak. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minel khasirin. 300 sene ağlamış, 300 sene. Hava anamız Cidde'de, o Sri Lanka'da. Evet, 300 sene ağlamış. Allah tevbesini kabul etmiş. Arafat'ta buluşmuşlar. Arafat adı oradan geliyor. Ondan sonra Müzdelife'de evlenmişler. İnsan nesli dünyada devam etmiş. Şimdi günah işlemiş. Ben daha iflah olmam. Ne yapıyor? Kendini öldürüyor. Bir günah işliyor. Arkasından da artık her şey bitti diye bir de çekip kendini öldürüyor. Allah'ın rahmetinden umut kesenle Allah dönüp bakmaz. Peygamber dönüp bakmaz. Ne kadar büyük günah işlerse işlesin, Allah'ın yanında hiçtir. Bir anda siler. Değil mi? Ama samimi olarak, içi yanarak Allah desin. Kendine böyle samimi duygularla, pişmanlık ateşi de yanarak el açan müminin elini Allah boş döndürmekten haya eder diyor. Rahman Rahim'dir Allah. Evet. Böyle bileceğiz. Ama adam diyor ki
Ben de iflah olmam. Ben de olmam. Allah'tan rahmetinden umut kesen adama Allah dönüp bakmaz. Peygamber de sahip çıkmaz. Allah'tan evet, çünkü Allah diyor inne la yesu min rahillah. Allah'ın rahmetinden umut kesilmez. Kesinlikle bu kafirlerin işidir. Allah'ın rahmetinden umut kesen kafirdir. Allah büyüktür, affedecek inşallah deyip hemen kötülüğü bırakıp samimi olarak onun yoluna girdin mi, Allah yanına günahı Allah bir anda yok eder, ama bu samimiyeti olmak kaydıyla. Evet, şimdi bunları kulağımıza küpe edeceğiz. Günah işlememeye çalışacağız. Ama günah işlediğimiz zaman da umutsuzluğa kapılmayacağız. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyeceğiz. İşte Miraç gecesi akşam tüm müminlerin günahı Allah affetsin inşallah. Böyle her zaman seher vaktileri böyledir. Namazın arkasından böyledir. Her zaman var da bu. Biraz da bu özel gecelerde daha çok bizim için bunlar bize verilmiş özel geceler. Allah'ın rahmeti hadsiz hesapsız uyanık olanlara. Bugün Miraç kandili camiler dolacak inşallah. Ama herkes gelmiyor. Değil mi? Meyhanelerde de adam olacak. Sokaklarda da hiç haberi olmayan bir sürü, adı da hem de Ayşe Fatma olan adamlar. Allah onlara da hidayet versin. Amin. Evet. Allah onlara da hidayet versin. Biz bunları, bu duyguları hem kendimiz bu Efendimizin uyarılarını bir şey etmeliyiz, hem de çoluk çocuğumuza, arkadaşlarımıza duyurmalıyız. Bu özel gecelerden, özel durumlardan Allah'ın, Efendimizin bu müjdelilerinden faydalanmak için uyanık olmalıyız. Allah'a ve Resulüne yönelmeliyiz. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Tabarani, Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Evet, şu hadisi okuyayım, bitireyim efendim. Selasetün ene hasmuhum yevmel kıyame. Üç kişinin hasmıyım kıyamet gününde. Davalaşıyorsunuz. Benim hakkımı yedi bu. Benim tarlamı işi etti bu falan filan, değil mi? Hasım bu demek. Davalı, dava eden demek. Ben üç kişinin davacısıyım, hasmıyım. Evet. Ve men kuntu hasmuhu, ben kimin hasmı olursam hasamtuhu, evet, onu yenerim. Çünkü Allah benimle, ben onun habibiyim. Kainatı benim hürmetime yarattı. Benim arkamda Allah var. Kimin hasmı olursam ben yenerim. Belini kırarım onun. Ne o? Raculun atabi. Evet, sünne kadara. Muhammed aşkına söz veriyorum. Sana şunu yapacağım, böyle yapacağım diye söz verdi. Sana sözünü çiğnedi. Ben bu adamın hasmıyım. Benim adımı kullandı. Benim adımı kullandı. Ben bu adamın hasmıyım ve belini kıracağım diyor. Onu yeneceğim. İki, racülün ba'a hurran fekele semenehu. Bu garip insanları, Afrikalı, fakir, fukara, rengi siyah, minnem diye gavurlar getiriyorlar, karın tokluğuna çalıştırıyorlar. Paris metrosunu böyle yaptırmışlar, Afrika'dan getirmişler, karın tokluğuna çalıştırmışlar, hatta ekmekle su vermemişler, ölmüşler çalışırken. 5000 çalışanın iskeleti halen duruyor orada. Gidip görebilirsiniz. Görebilirsin. Bu gavurlar öyle insafsız gavur. Kim böyle Allah'ın şerefli yaratığı olan insanı, hür bir insanı parayla satarsa, böyle ona zulmederse, ben onun hasmıyım. Yakasına yapışacağım ve de belini kıracağım. Ve reculun iste'cara eciran festevfa minhu ve lem yufi. Bir adam da, adam işsiz kalmış, aç kalmış, fabrikası var, mağazası var, zengin. Bunu görünce
onu istismar etmiş. Tamam, ben sana iş vereyim gel demiş. O adamcağız elini ayağını kaparmış, iş verdi bana diye. İşini gördürmüş, gidin hadi demiş. Hadi hadi. Onun hakkını vermemiş. Ben bu garibanın davacısıyım, ben hasbıyım, bu adamdan hakkını alacağım, belini kıracağım. Şimdi çok var böyle, arkasındaki arkalı değil, bir şey değil, gariban bir herif, kimse yok, kimsesi yok diye hakkını vermeyen bir sürü adam var. Bu kafir de olabilir ama Müslümanım diyenlerden de olabilir. Öyle olursa ben diyor davacıyım, onun hakkını ben alacağım ve mutlaka yeneceğim onu diyor. Bunlardan son derece kaçınmak lazım. Efendimizin karşısında davacı olarak karşısında bulunmamak lazım. Evet, tabii şimdi bir adam ne kadar büyük günah işlerse işlesin, inkar etmedikçe kafir olmaz. Adam mümin, inkar etmiyor. Ama bunları da yapmış. İş zor yani. Avukatı benim diyor. O garibanın avukatı benim. Ben diyor davacı olacağım ve yeneceğim. Ama imanı var. Ehl-i Sünnet inancına göre Allah'ın rahmetinden umut kesilmez ya. Cezasını çektikten sonra affa uğramazsa gene de cennete gidecek. İnkar etmeyen ne kadar büyük günah işlerse işlesin ama o cehenneme Allah yaklaştırmasın bizleri, ümmet-i Muhammed'i. Büyük bir alim, büyük bir alim bu cehennem ne menem şey ki diye ve böyle aklından geçiriyormuş. Bir gün demiş ki ya Rabbi bir göster bana şu cehennemi. Evet, gece cehennemin bırak yanına varmayı, buharı kendisine değmiş, şöyle elini uzatmış, buharı hemen ağzına sokmuş. İnsan eli yanınca ne yapar? Ağzına sokmaz mı? Hayatı boyunca elini ağzından çıkarmamış. Uzaktan buharı değmiş eline. Yani bu geçiriyor Evliyaullah'ın şeylerinde. Allah oraya müminleri uğratmasın. Allah günahlarımızı affeylesin. Bu mübarek gecenin hürmetine, ayın gece hürmetine, Resul-i Kibriya'nın hürmetine Allah müminlerin günahlarını affeylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu الحي القيوم واتوب اليه فاتحه شريفه مع البسمله شريفه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين üçer salavat-ı şerife birer elem neşrah leki şerif مع البسمله şerife On birer ihlas-ı şerif mal besmele-i şerife bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم وإلى طريق جنة النعيم. يا ربي kılmış olduğumuz namazımızı, dersimizi, okumuş olduğumuz Süver-i Celili ayet-i kerimeyi, indirmiş olduğumuz Kur'an azimüşşan hatimlerimizi dergah-ı izzetine kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatine bizi nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Amin. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Ya ilahel alemin, bil cümle ahirete ihtiyar eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Bahusuz eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve onun üstazları ve bizim üstazlarımız, eserlerinden yararlandığımız hocalarımız, şuracıkta toplanan bizlerin ayrı göçmüşlerimiz, bu aziz vatanı bizler hediye için canlarını bezleden, sıkıntılara giren, ta eskiden beri halen bunlarla uğraşan şühedanın, kuzatın ervahına da hediye edip vasıl eyle. Arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin dahi ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından bizleri, ümmeti Muhammed'i mahfuz eyle ya Rab. Şirkten, şüpheden, küfürden, münafıklıktan, şikaktan, kötü ahlaktan,
evlat ve mallarımızda kötü durumlardan sana sığınıyoruz. Bunlardan da bizleri mahfuz ve masum eyle ya Rab. İmanımızı, kalplerimizi iman üzere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman kelimesi üzere sabit kıl ya Rab. Kalplerimizi iman kelimesinin zinetiyle zinetlendir. İman kelimesinin şerefiyle şereflendir ya Rab. Bu kelime hürmetine bizi hayatımız boyunca yardımını esirgemediğin salih kullarından olmayı nasip eyle. Bu kelime sebebiyle Sırat Köprüsü'nü kolaycacık şimşek gibi geçenlerden eyle. Bu kelime sebebiyle cennete girenlerden eyle. Cennete girip cemaline ulaşanlardan eyle ya Rab. Son sözümüz de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü olsun ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'e, bizlere de ümmeti Muhammed'e de bu iman kelimesini, şehadeti nasip eyle ya Rab. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'e affınla, kereminle, rahmetinle muamele eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'in arasına hile, desilelerle ayırmak isteyen, onları parçalamak isteyenlerin hilelerini, desilelerini kendine çevir, ayaklarını dolaştır ya Rab. Bizim de kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurun zümresine dahil eyle ya Rab. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sapıtıcıların sapıtmasından muhafaza eyle. Her an ve her yerden seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine şükreden şakirlerden eyle. Her zaman zikre devam edip duası kabul olunanlardan eyle. Güzel Kur'an'ını güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi bize nasip eyle. Güzel Peygamberimizin nurlu sözlerini belleyen, uygulayan, başka müminlere de, kardeşlerine de öğreten ve Efendimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle ya Rab. Şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mudahhara'da edilen salih kulların fetekabbela bi kabulin hasenin sırrına mazhar ettiğin duaların arasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle ya Rab. Recep-i Şerif'i, Miraç kandilimizi ve Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek eyle ya Rab. Günahlarımızın affına vesile eyle ya Rab. Ya İlahi Alemin Ramazan-ı Şerif'e de yetiştir. Afiyet, iman, İslam üzere Ramazan'ı güzel şekilde tutup anasından doğduğu gün günahlarından temizlenenden olmayı bize nasip eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ileyk. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.